Dostum selam. Isı sıcak genleşmenin 3. partındayız. Isı sıcaklık genleşme. Tam da genleşme burada başlıyor. Genleşmenin üç hali içinde var diye düşün. Katılar içinde var, sıvılar içinde var, gazlar içinde var. Ama gazların ki kısacık sürecek neden olduğunu göreceksin. Bu da dinledikten sonra ısı sıcaklık genleşmenin hepsi bitmiş olacak. Eğer çözemediğin soru varsa Instagram adresim aytamgam. Oraya ekliyorsun ve sorularını yolluyorsun. Ben de cevabını sana geri dönüyorum. Okey? Başlayalım. Katılarda genleşme. Katılarda genleşmede benim 3 tane formülüm var. Neden 3 tane? Cismin bir boyutlu olabilir. Bir boyut. Hocam bir boyut ne? Mesela tel. O zaman iş tamam. Bir formül çıktı. İki boyut olabilir. Hocam iki boyut ne? Mesela levha. Üç boyut olabilir. Hocam üç boyut ne? 3D. Değil mi? üç boyutlu küp gibi, silindir gibi, dikdörtgenler, prizmas gibi bir kutusal şeyler olabilir. Formül ne hocam? Aslında aynı. Bu boy olduğu için L, bu alan olduğu için area'dan geliyor A, bu hacim olduğu için volümden geliyor V. Bu. Formülün gerisi hep aynı. Bunun ilk boyu önemli. Bunun ilk alanı önemli. Bunun ilk hacmi önemli. Çarpı çarpı çarpı. E maddenin bir genleşme katsayısı vardır. Yani ayırt edici özelliği bu. Alfa diyelim biz ona. Alfa, alfa, alfa. Çarpı, çarpı, çarp. Başka genleşme neyle alakalı olabilir? Tabii ki sıcaklıkla. Ne kadar çok ısıtırsan o kadar çok genleşmez mi? O zaman formülün burasına bir de delta T'leri eklemek lazım. Şöyle. Okey. Burada şunu özellikle sıvılarda da kullanacağız. Neden? Sıvılarda genleşmediği zaman ne tel gibi bir boyutta ne levha gibi iki boyutta büyümez. Sıvı dediğin şey hacimce büyür. Onun için orada da tek bir formülümüz olacak. O da bu. Zaten orada da yazacağım yine. Önceki derslerde bir tane soru tipi vermiştim. X, Y, Z. V 0 Ondan sonra daha doğrusu önce şunu verelim. Delta V, V 0 ve delta T. Buna 1, 1, 1 yazmıştım. Buna 2, 2, 2 yazmıştım. Buna da 2, 1, 2 yazmıştım hangileri aynı madde olabilir dediğimde demiştim ki x ve y aynı gibi görünüyor ama hatırlarsan cevap x ve z çıkmıştı. Burada da benim ayırt edicim alfa olduğu için o zaman ben alfayı çektim. Tabi boycu olduğu için şu formülü kullanıyorum. Diyorum ki o zaman delta l bölü l sıfır çarpı delta t. Şimdi o zaman bunları alıyorum tamam mı ya da hacimce de ondan sonra şu ikisine bölüyorum. Biri 1'e böldüm 1 çıktı. 2'yi 4'e böldüm 1 bölü 2 çıktı. 2'yi 2'ye böldüm 1 çıktı. O zaman bu sorunun cevabı daha önce de sorduğum farklı soru tipinde aynı. X ve Z. Devam. Şimdi hatalı yapacağınız bir şeyler. Çok dikkatli dinle. Şimdi burası R. Şu aradaki mesafe L. Aradaki açı alfa. Ben bunu ısıtabilirim. Ya da soğutabilirim. Bu durumlarda R, L ve alfa nasıl değişir diye soruyorum. Şimdi R ile L'de hata yapmazsınız. Yüzde yüz doğru yaparsınız. Çünkü ısıttığın zaman bu bu şekilde büyüyecek. Dolayısıyla şöyle bir şey oluşacak. Geldim soğuttuğum zaman şu olarak kadar küçülecek. Şöyle bir şey oluşacak. Yani ısıtırsan R ve L artıyor. Çünkü aradaki mesafeyi de görüyorsun şuradan. Soğuttuğun zaman da azalıyor. Onu da şuradan görüyorsun. Sıkıntıya gel. Bak şimdi. Şöyleydik değil mi? Uzadığın zaman bu böyle uzadı, bu böyle uzadı. Sen L büyüdüğü için sanıyorsun ki açılıyor. Yani açı büyüyor. Ya da bu adam kısalıyor, kısalıyor. Aradaki L küçüldüğü için sen kapanıyormuş gibi düşünüyorsun. Ama aslında açı hiçbir zaman değişmez. Lütfen dikkat. Neden öyle? Ben pasta dilimi... Buradan bir pasta dilimi aldım. Malzeme aynı değil mi? İkisinde aynı sıcaklık artışını yarattığım zaman bu genleşiyorsa, bu genleşiyorsa yine aynı yere girmesi gerekmiyor mu? O zaman açının da değişmemesi lazım demektir. Tam tersi soğutma için de geçerli. O zaman alfalar için de değişmez diyor. Kek. <laughs> bu güzel. Şöyle anlatalım. Şuraya A dedim, buraya B dedim, buraya C dedim, buraya D dedim. Şurayı çıkartıyorum. Burada olay ne oluyor? Burada yine ısıtırsam ya da soğutursam ne olur diye soruyor. Hangi parçalar? A, B, C, D. Dostum, tekrar demin ki pasta dilimini çıkarttım gibi, bunun da ortasını çıkarttım ya, aynı malzeme, sıcaklıkları aynı artarsa yine aynı yere girmesi lazım. Yani ısıttığında A artıyorsa, B artıyorsa, C de artacak, D de artacak. A azalıyorsa, B azalıyorsa, C de azalacak, D de azalacak. Hocam neden kek yazdınız? Kek yaparken fırın liseye çocukken bakmışsınızdır. Dış taraf şişerken iç tarafta küçülüyor. Sakın ısıttığım zaman dışarısı büyür, içerisi küçülür gibi düşünme. Tamam mı? Yani gerçek hayattan bir şey buraya yorma. Devam ediyorum. Dönme. Çok seçici bir soru. Bak çok pis düşeceksin. Bak çok pis düşeceksin. Reji dinle. Şimdi şöyle bir yerim var. Burada bir tane x, bir tane y, bir tane de z kürelerim var aynı boyutta. Şöyle bir çubuk var. Sadece bu çubuğu ısıt. Küreler etkilenmiyor, alt etkilenmiyor tamam mı? Diyorum ki bunu ısıtınca tabii uzayacak. Uzayınca x, y ve z'nin dönme miktarlarını sırala bana diyeceğim. Okey? Az bilen öğrenci formülü biliyor. Hep söylüyorum bunu bak. Delta L çubuk olduğu için eşittir L0 çarpı alfa çarpı delta T. Sadece üstteki çubuğu ısıtıyorsam sıcaklık değişim aynı. Sadece üstteki çubuğu ısıtıyorsam alfa aynı. Sadece üstteki çubuğu ısıtıyorsam L0 da aynı dersen cortlarsın. Neden hocam? Bak şimdi. Burada X'in dönmesine sebep olan kısım şurası mı? Yoksa bunun tamamı Dostum buradan sonra buraların uzamasının x'e ne yararı var? x'i döndürecek yer burası. O zaman derim ki burası l 0 x. O zaman y'yi döndürecek yer burası. O zaman burası l 0 y. O zaman z'yi döndürecek yer burası. O zaman burası l 0 z. O zaman kimin l 0'ı büyükse onun uzaması daha büyük. Şöyle düşün, şöyle düşün. Bu çubuk burada bitmiyor. Şurada bitiyor şu fazlalık kısmın z'nin dönmesine ne alakası olabilir? Anlaştık mı? Bak çok seçici bir soru olur bu. O zaman L0 en büyük olan Z olduğu için Z Y'den Y de X'ten daha fazla kez dönecekmiş demektir. Devam. Şimdi burada perçinli kısmında benim uydurduğum bir yöntem var. Önce perçin sizi anla ama buraya çok dikkat edin. Perçinli olan kısmı başkası söylemeyecek çünkü bunu sana. Şimdi perçinsiz demek birbirine bağlı değil demek. Aldım bir tane çubuk X bir tane de Y koydum. Ben bunu ısıtacağım ya da soğutacağım. Nasıl bir görüntü elde ederim diyorum. Burada da diyeceğiz ki pardon yazamadım. Alfa X büyüktür alfa Y. Şimdi X'in büyük olması ne demek biliyor musun? Isıtılırsa çabuk uzayacak. Soğutursan da çabuk kısalacak demek. O zaman kolay. Isıtınca şu ilk pozisyona göre daha büyük olacaklar. Bak. Demek ki daha uzun olacaksa şuraya kadar olacaklar. O zaman ne olacak? Dikkat et. Şöyle çizdim. Hocam aynı genişlemez ki. Evet. X daha çok genişleyecek. İşte görüntü de bu olacak. Soğutunca ikisini de kısaltıyorum. Şu kadar yapıyorum. Tamam mı? En azından Y'yi x daha çabuk kısalacaksa o da bu şekilde olacak. Yani birbirinden bağımsız olarak daha çok uzayacak ya da daha çok kısalacak demektir. Okey? Geldim perçinliğe. Ben burada bir tane kural diye bir şey uydurdum. Ne o? Kısaya kıvrıl. Herhangi bir kitapta görmeyeceksin. Zaten şimdi bile anlamadım belki. Ne demek hocam kısaya kıvrıl. Bak dostum. Bunlar birbirinden bağımsız hareket edemez. Tamam bu şu demek olur. Yani birlikte eğilip bükülecekler. Sen ısıtınca kim kısa kalacak? Ya da soğutunca kim kısa kalacak? Ona karar vereceksin. Onun üzerine doğru eğeceksin. Ne demek bu? Şimdi aynı soruyu düşün. Şu soruyu şuraya aldım. Isıtalım. Şimdi x'in lambdası ya yani alfası daha büyük olduğu için daha hızlı uzarsa ısıttığında kısa kalacak olan kim? Y. O zaman tamam ilk duruma göre daha uzun olacak ama şöyle. Tamam mı? Ama gördüğün gibi Y'nin üzerine kıvrılması gerekiyor. Soğuttumda ne olacak? X daha çabuk kısalacak. O zaman ilk duruma göre kısa olacak ama mevzu o değil ki. Mevzu ne? Kimin üzerine kıvrılacağı. O zaman X, Y olmuş olacak. Yani kısayı tespit edeceksin. Onun üzerine doğru da kıvıracaksın demek istiyor. Devam. Şimdi bu soruyu geliştirelim. Hocam ne yapacağız? Üçlüsünü yapalım. X, Y, Z. Alfa X dikkat et Z'den. maalesef hani değişik bir şey çıksın diye. Alfa Z büyüktür. Alfa Y. Perçinli diye de yazalım. Şimdi burada baktığında, ısıttığımda parça parça bakarsak. Şöyle başka bir renk alayım daha rahat gör şöyle parça parça bakarsam x ile z'yi kıyasladığımda o zaman x çabuk uzayacak. O zaman üstünde z kısa kalacak. O zaman şöyle dönmeyecek mi? Evet. Neden? Çünkü burada z kısa kalacak. Peki şu ikisine baktığımda o zaman y daha kısa kalacak. O zaman bu tarafta da şöyle dönecek demektir. O zaman y de burası olacak. Dolayısıyla şekil bu olmuş olacak. Ne taraf kısa kalacağını tespit ettim. O tarafa doğru da kıvırdım. Hocam ısı sıcaklık genleşmede elektrikle ne alakası var? Bak ne alakası var. Şuradan çıktım geldim. Şuraya şöyle bir şey koydum. Burası X burası Y. Burada da şöyle bir şey yaptım. Daha doğrusu biraz daha açık yapayım daha net gör. Şimdi burada şöyle bir tane lamba koydum. Şöyle gittik. Burada da şöyle bir tane lamba koyduk. Şöyle gittik. Şöyle devre tamamlanacak. Şimdi burada sana diyecek ki örneğin alfa x büyüktür alfa y. Burada a ve b lambaları var. Sana öncüller verecek. Isıtırsam şu yanar, soğutursam bu. Bak, da x daha çabuk olacaksa, o zaman y kısa kalacak. O zaman bu tarafa dönecek. O zaman ısıttığım zaman b yanar. Soğuttuğumda x çabuk küçülecekse o zaman x'in üzerine doğru kıvrılacak demektir. O zaman soğutursan da a yanacak demek olur. Tabi bunun da perçin olduğunu söylemesi lazım ki birlikte hareket etsinler. Soğuttuğum zaman a yanacak çünkü yukarı kıvrılacak. Isıttığım zaman b yanacak çünkü aşağı doğru kıvrılacak diyebilirim. Sıvılarda. Demin zaten formülü verdim. Delta V eşittir. Ve sıfır çarpı alfa çarpı delta T. Hemen burada iki tane termometre çiziyorum. Burası 2 V, burası V. Bunun A, bunun A. Yani boru incelikleri aynı. Hangisi hassas bu demiştik? Alt haznenin büyük olması lazım. Değil mi? Büyük olması lazım. Şimdi baktığımızda burada alfalar aynı. Civa koymuşuz diyelim. Sıcaklıklar da aynı ortamda olduğu için aynı değişiyor. Ve sıfırı büyük olanın delta V'si de büyük olacak. O zaman aynı boruda bu bu kadar yükselirken bu bu kadar yükselecek. Ben bu değişimi buna göre daha kolay görürüm. Yani hassasiyet daha fazla olmuş olur. Biz bunu zaten termometrelerde anlatmıştık. Devam. Suyun özel durumu. Şimdi şöyle bir ve sıcaklık grafiği çizelim. Buz kısmı bu. Sonra şöyle. Şurası da artı 4 santigrat derece. Acele etme anlatacağım. Geldim. Buraya da D yani öz kütle sıcaklık çizeceğim. Dostum burada önemli olan şey şu. Su istisna istisna falan diyoruz ama aslında suyun istisna olduğu küçücük bir yer. Ne demek bu? Normalde bir maddeyi ısıttığımda genleşmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu? Gerekiyor değil mi? O zaman suya bakalım. Bu halindeyken sen sıcaklığı arttırırsan genleşmiş mi? Genleşmiş. 4 santigrat dereceden sonra da genleşmiş mi? Genleşmiş. Eee? ha ısıttığın halde küçülen tek yer burası. O zaman buraya istisna diyorum. Yani artı 4 santigrat derece ve yani hacmi en küçük. Bitti. Hocam bu grafik ne? Bak buradan buraya şöyle geçersin. D eşittir M bölü V. Kütlenin tanını belki 10. kez yapıyoruz ama kafana kazınsın diye. Kainatın hiçbir yerine değişmeyen madde miktarı. Sıcaklık değişse de önemli değil. Ama ne olacak burada? V'sinin en küçük olduğu yer artı 4 derece. D'si en büyükse grafik tam tersi olmayacak mı artı 4 derece için? Evet olacak. Olayın mantığı bu. Hangisi taşar? Bakalım hangisi taşacak? Üç tane kap koyduk. Bir, iki, üç. Hepsine ağzına kadar su koydum. Ama bu 0 santigrat derecede. Bu 4 santigrat derecede. Bu 8 santigrat derecede. Hepsini sıcaklığı 4'er derece arttırdığımda hangisi ya da hangileri taşar? Dön grafiğe. Sıfırdan 4'e giderken hacmi küçülecek. O zaman bu adamın hacmi küçülecek. O zaman bu taşmaz. Dön grafiğe 4'ten 8'e de 8'den 12'ye de giderken 4 olan 4 arttırdım 8. 8 olan 4 arttırdım 12. O zaman bu adamların taşması mantıklı. Hangileri taşar diye sorarsa bu son cevabı 2 ve 3 olmuş olacak. Evet dostum son kısımda gazlarda genleşme. Bak ne kadar yoğun bir bilgi var şimdi son slaytımda. Görüyorsun. Gazlarda genleşmede bir şey anlatmayacağım. Madde ve özellikler videosuna gittiğinde bakacaksın. Ayırt edici özellikler yazdık. Tık 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 içinde ö harfi olanlar yok. Kendine kim sorusunu sor dedik. En altta genleşme ne? Katıya artı koyduk. Sıvıya artı koyduk ama gaza eksi koyduk. Oradan çığlık attınız. Hocam gazlar genleşmez mi? Siz sonsuz genleşme özelliği var dediniz. Oğlum kızım ben genleşmez dedim mi? Sonsuz genleşir. Ama hepsi aynı oranda genleştiği için ayırt edici değildir dedim. O zaman gazlarda genleşmede söyleyeceğim tek şey var. Evet, gazlar genleşir hepsi aynı oranda. Sana başka soru buradan çıkmaz. Ama senin başka sorun varsa bana buradayız. Tamam mı? Atıyorsun sorunu, alıyorsun cevabını. Öpüyorum seni. Kendine iyi bak.